Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Aslında ben bu videoyu çekmeyecektim. Olumlu sonuçlar alınca da tekrar sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar, Oto Elektrik'ten aldığımız ölmüş bir tane aküyü desülfatör. Şunu ben yaptım arkadaşlar. Hemen içerisinde ne var açmama gerek yok. Zaten başka bununla ilgili videolar da var. Bakıp görebilirsiniz. Güç kaynaklarının içerisinden sökebileceğiniz bir köprü diyot. Bir de kapasitör var arkadaşlar. 22 mikrofarad, 250 voltluk. Bu kadar. Başka bir şey yok. Bunun da ekran görselini ben videoya eklerim. Arkadaşlar, akümü bir kere desülfatöre bağladım. 10 saat şarj yaptım. Bu akümde elektrik yoktu. Şu anki akımı görüyorsunuz, elektriği. Hem şu led'i bağladım, hızlı deşarj olması için. Akümü 12 volt iken bu iki led'i bağladım. 7 saattir yanıyor. 10,5 volta anca düşebildi aküm. Bunu 2 kez 3 kez böyle dolduracağız, boşaltacağız, dolduracağız, boşaltacağız. Hemen çalışma sisteminden de bahsedelim hızlıca size. Desülfatörümüzün, bir saniye, desülfatörümüzün fişini takmadan önce arkadaşlar ledlerimizi sistemden kurtaralım. Bir tehlike arz etmesin, daha doğrusu ledlerimiz yanmasın, bize tekrardan lazım olacak çünkü. Ledlerimizin yanma ihtimali çok yüksek. Çünkü 210 volt doğru akım, 230-210 volt arası doğru akım verdiği için. Bir saniye şu fişi takayım. Evet, fişimizi taktık. Diğer ledimizi de kurtaralım. Evet, onu da kurtardık. Şimdi arkadaşlar, desülfatörümüzün fişini takıyoruz. Kanal akımı voltajı görüyorsunuz. 11.64, 65, 64, onlara düşmüştü. Tekrardan şarj etmeye başladı. Şurada bakalım. Ben kurşun kutup başlarına cıvata sıkıyorum. Daha benim için pratik olarak küçük maşaları kullanabiliyorum. Evet, görüyorsunuz akımı zaten. Bu 210 volt falan elektrik veriyor. Hatta bunu da kutup başına bakın çıkartıyorum. Ne kadar elektrik verdiğini şuradan hemen şöyle yapalım. 700 volt alayım. Evet. Şu an maşamda 200 volt elektrik var arkadaşlar. Şu maşada. 200 volt elektrik var. 200 volt elektrik. Ama akımı çok düşük bu elektriğin. Onu da söyleyeyim. Çok düşük akım olduğu için arkadaşlar, kurşun plakalarda biriken o sülfat tabakası akümüzü, şimdi bu 14 ve 15 voltlara kadar çıkıyor. Ama tabii ki bunu sabretmeniz lazım. Bu 20 saatte, 30 saatte çıkıyor bazen. 15-16 voltlara çıktığında akümüze böyle led lambaları ya da herhangi bir harcama kaynağı ve çok hızlı harcayan bir şey olmaması gerekiyor. Bağlıyoruz arkadaşlar. Bağladığımızda yine böyle 11 voltun 10 voltun altına düşmesi, neden? Kurşun plakalarda sertleşme oluyor. 10 voltun altına düştüğünde. Ben 10 voltun altına düşmeyi önermiyorum. Size göstermek için tekrar başlattım. Ben biraz daha deşarj etmem lazım akümü zaten. Ben 10 voltun altına düşmesini önermiyorum arkadaşlar. Plakalarda çünkü sertleşme oluyor. Sertleşme olmasını önermiyorum. Çünkü hani desülfatör çalıştırarak zaten plakaları kendi haline getirmeye çalışıyorsunuz. Bir de ekstradan sertleştirip tekrar uğraşmanıza gerek yok. Bence 10 volt, 10,5 volt. Yani 9'a düşmesin, gayet ideal. Desülfatör cihazınızı bağlayın ve 15 volta kadar kullanın. 15 volta çıktıktan sonra 3 kere deşarj edin. 3.'yü doldurduğunuzda da akünüzün %80 performansını geri kazandığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Konuyla ilgili sorularınız olursa yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.